sevgili izleyiciler, hala takı alamadıysanız, kıyafetimin üstüne hangi takıyı nasıl alsam diye düşünüyorsanız, işte o sorunun cevapları bu tezgahta. Merhabalar. Merhaba. İsminiz nedir acaba? Veysel. Veysel, seni pazarın en karizmatik erkeklerden biri gördüm ve direkt bu tezgaha geldim. Bayanlara nasıl yardımcı oluyorsun burada? Bayanlara nasıl yardımcı oluyorum? Onların isteklerine göre hareket ediyoruz. Peki, mesela, evet, bu senenin moda olan kolyeleri nasıl tarzlar? Bu, 2015 bu modası hangisi? 2015. 2015'in modası olarak şu modeller: bir, günlük hayatta çok iyi kullanılabilen bir ürünler. Kotların üzerine çok da iyi uyum sağlar. Ondan sonra şöyle kristal kolyeler var. Püskülleri de var. Yani bu sene modaları, bunların ayrıca taşlı kolyeleri var. Peki şimdi genç izleyicilerimize, yani evet, 25 yaş aralığına veya 30 yaş aralığına kadar olan, evet, izleyicilerimize ne kolyeler tavsiye edersin? Yani sanırım bu daha üst yaş, evet, grubuna hitap eder yani. 20-25 yaş orta civarlara, yetişkin yaşlara daha iyi uyum sağlar. Yani nasıl diyelim? Mesela... Yani bu 30 yaş üstü bayanlara, evet, diyelim, evet, uyum sağlar. Evet. Peki şunlar da çok daha büyük, şunlar şeyler. Da aynı zamanda bunlar da takılır. Peki dostum, şu ön tarafta görmüş olduğumuz ürünler, evet, onlar ne kadar? Kristal taşlar, onlar da 20 lira. Yani onlar da 18-25 arası takılan yakalar. Vay, çok güzel. Şöyle uzun kolyeler var. 20-21 civarları takar. Bileklikler genellikle 15-20 arası dediniz, onlar takar. Şöyle yakalarımız var, keçelerin üzerine takılan ürünler. Peki, evet, fiyatlar, satışlar nasıl? Satışlar güzel. Satışlar güzel çok şükür, ama çok bugün güzel. Biraz daha durgun, canlılık yok. Herhalde sabahki yağmurdan dolayı. Ama aynen, yine de şükür diyeceğiz. Peki haftanın diğer günleri hangi pazarlardasın? Haftanın diğer günleri mesela yarın Görükle pazarındayız. Görükle pazarı çok iyi satış yapan bir pazar. Üniversite olduğu için mi? Evet. Üniversitenin kızları, hani bir de yetişkin insanlara onlar da geliyorlar pazara. Evet, evet. Çok güzel. O şekilde satışlarda yapıyorsunuz, gerçekleştiriyorsunuz. Tabii. Size biz bol satışlar diliyoruz. Teşekkür biz devam ederim. Edeceğiz gezmeye. Teşekkür ederim. Sevgili izleyenler, sadece kendime bir şeyler aldım diye düşünüyorsanız ve çocuğuma bir şey almadım diye üzülüyorsanız, üzülmeyin. Çünkü bu tezgahta çocuklarınıza da özel güzel şeyler alabilirsiniz. Efendim, merhabalar, sizi tanıyalım. Merhabalar. İsminiz nedir? Fethi Doğan. Fethi Bey, kaç yıldır bu pazara geliyorsunuz? Kaç yıldır pazarcılık yapıyorsunuz? Ortalama 3 yıl. Ortalama 3 yıldır. Evet. Daha önce ne işle meşguldünüz? Daha önceden Koçtaş'taydım. Neyse, orayı biz bipleyeceğiz. Devam edelim. Açık söyleyeceğiz değildir. Satışlar nasıl? Nasıl gidiyor? Ya normalde çok çok iyiydi de şu son zamanlarda bir sıkıntı var. Ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Bütçeleri insanların bayağı bir sıkıntılı. Hani alım gücü yok diyebilirim. Şu sıralar sıkıntılı yani. Anladım. Peki bu tezgahı sadece siz mi açıyorsunuz? Siz mi satış yapıyorsunuz burada? Yoksa akrabalar... Anne, baba, yardımcı. Akrabayla birlikteyiz. Kuzenim, kardeşim, eniştem. Artı mağazamız da var. Çok güzel. Evet. Hem mağaza hem semt pazarları, evet, güzel gidiyor. Evet, evet, evet. Kaç yaş grubuna hitap eden kıyafetler sıfır var burada? 0 yaşla 14 yaş grup arasında her şeyi bulabiliriz. Ayakkabı hariç. Ayakkabı mağazada var. Burada her şeyi bulabiliriz. Vay. Süper. Evet. Peki fiyatlar nasıl, ne alemde? Fiyatlar ortalama 10-15 lirayla 120 lira arasında değişiyor burada. Peki 10 liraya görelim. 10 lira ürünler, 10 lira... 15 lira. 15 lira bu taraf. Evet. Şöyle öyle diyeyim. Şu tişörtler 15 lira, 20 lira, 25 lira. Peki. Gömlekler 35. Sizin işte 100 liraya bahsettiğiniz ürün hangisiydi? Montlar. Ha, montlar da. Evet, montlar. Şu anda gerçi indirimde, hani 50 lira, 65 lira, 75 lira. Onlar sezonda düştü. Sezonda 180 liraya kadar mont vardı. Evet. Biz bir de sizin üzerinizdeki bu montu, hırkayı beğendik. Bunun satışı var mı acaba? Onun satışı yok. Peki almak isteyen kameraman arkadaşımız çok beğendi. ya bunu alacağız ya sizi götüreceğiz oraya. İstanbul'da ama tekti. Tek aldım ben. Vay, tek. Evet. Bir vardı, onu da siz aldınız. Evet, evet. Serdar'cığım, kusura bakma yani. Azıcık sadece imler bakıp durur yani sana, imlenir. Siz efendim başka tezgahtan geliyorsunuz. Evet, yanındaki komşuyum. Yanındaki komşusunuz. Peki siz böyle buradaki pazarcılıkların yaptığı komşuluklardan memnun musunuz? Tabii ki.
Peki arkadaşımızı nasıl bilirsiniz? Dört dörtlük bir arkadaşımız. Vay ne biraz güzel. Biraz gevezelidir ama dört dörtlük bir arkadaşımız. Gevezeliğinde nasıl yani, çok mu şakacıdır? Çok şakacıdır maşallah. Geçen dün de 1 Nisan'dı. Evet. Size yaptığı herhangi bir şaka oldu mu? Ben çalışmadığım için göremedim onu. Aa, göremedim. Peki yaptığınız herhangi bir şaka var mıydı dün? Yoktu, yoğunluk dün. Birazcık yoğundu, hiç kimseye vakit ayıramadık. Peki çünkü dün hangi semtteydiniz? Dün neredeydik ya? Atevler Durukya. Düşün belki o kadar yoğun çalışıyor ki nerede olduğunu unutmuşum. Sizlere bol satışlar diliyoruz. Biz devam edelim. Tabii. Sağ olun. Sevgili izleyenler, şimdi de Suriyeli bir ablamızın yanındayız. Merhaba, isminiz nedir? Necva. Bu ne, kaç yıldır Türkiye'desiniz? Bir sene, bir buçuk, önce. Çok güzel. Nerede oturuyorsunuz burada? Beş evler. Ha, beş evlerdesiniz. Her zaman gelir misiniz bu pazara? Yok, yani bir hafta gel, bir hafta geliyorsun, yok. Bir hafta. Evet. Ay, çok güzel. Türkçeyi ne zaman, nerede öğrendin? Komşur. Komşular, vay. Evet. Türk komşular öğretti size. Var Türk komşular. Vay ne güzel. Güzel, evet. Çok güzel ya. Peki buradan çocuğunuza bir şey mi alıyorsunuz? Evet, mesela bluz, pantolon var, uçuş çocuklar. Çok güzel. Peki prenses, senin ismin ne? Desnim. Bir daha sonra anlayamadım. Desnim. Desnim. Evet. Kaç çocuğunuz var? Üç, iki kız, bir tane erkek. Var okula erkek. Vay, Ali çok Karason. Güzel. Vay çok güzel. Hangi okula gidiyor? Ali Karason. Vay, Ali Karason lisesine mi gidiyor? Lise? İki sınıf. Ha, ikinci sınıf daha. İkinci sınıf, çok güzel. Peki eşinize de buradan bir şey alıyor musunuz? Eş, koca? Okula. Var iş, okula koca. Var iş. Şey peki, buradan hediye alıyor musunuz kocanıza? Belki. Belki. Hep kendinize mi alıyorsunuz yani? Belki inşallah hediye. İyi bakalım size, iyi alışverişler. Sevgili izleyenler, kadınlardan başımız döndü ama devam ediyoruz. Ablam, bunu kime alıyorsun? Torunuma. Torununu alıyorsunuz. Ya işte kendinize bir şey aldınız mı? Kendime bir şey alamadım. Torunlarım için. İşte öncelik torun değil mi? Evet, öncelik torun. Kızınız mı, geliniz mi? Gelinim. Siz kaynananızdan memnun musunuz efendim? Çok. Çok memnunum. Çok memnunsunuz. Yani biz bunu yayınlayamayabiliriz. Sorununuz varsa anlatın bize yani. Yok, hiçbir sıkıntı yok. Ne kadar güzel. Kaç yaşında bebek? Bir yaşında. Bir yaşında, maşallah. Her zaman ona böyle hediyeler alır mısınız buradan? Alırım. Ne kadar? Buradan değil. Buraya yani çok senede bir iki defa gelebiliyorum. Çalışıyorum çünkü. Anladım. Kayınvalidemi gezdirmek için getirdim. Ne kadar güzel yani, ne güzel. Nerede oturuyorsunuz? Dik Kaldırım. Oradan buraya hem gezmek için, geldik, evet. Hem dolaşmak için geldiniz. Çok güzel. Fiyatlardan memnun musunuz pazara? Gayet uygun. Yani mağazalara göre gayet uygun. Peki minik dostumuza kim bakıyor? Valla bakıcımız var ama şu an kayınvalidem, annem bakıyor. Vay, çok iki aydır misafir bakıyor. Ay, ne kadar güzel. Memleket nerede teyze? Erzurum. Erzurum'dan buraya geldin. Erzurum'un havasını özlüyor musun? Biraz. Soğuk çünkü. Ama oraya gittiğin zaman torunu özleyeceksin yani. Evet, çocukları özlemiyorum. Ay, ne kadar güzel. Sizlere iyi alışverişler diliyoruz. Biz gezmeye devam edelim şöyle. İsim nedir acaba? İsmim Sabriye. Sabriye Hanım, kızınızla beraber pazarı geziyorsunuz. Evet. Her zaman, her hafta kızınızla beraber mi gelirsiniz? O İstanbul'da olduğu için geldiği zaman beraber geliyoruz. Sen üniversite okuyorsun. Evet. Hangi bölüm? Çevre Mühendisliği. Hangi üniversite? Bahçeşehir Üniversitesi. Bahçeşehir Üniversitesi. Ya hafta sonu için geldim buraya. Aynen. Evet, öyle biraz uzun bir tatil için. Biraz hafta sonunu önceden karşılamışsın bugün yani. Kaçın sınıfa gidiyorsun? Erken bitti. Üniversite 2'deyim. İkinci sınıftasın, çok güzel. Siz aynı zamanda kızınızın programını da takip ediyorsunuz, yakından ilgileniyorsunuz. Yani. Telefonlaşıyoruz sık sık tabii. Aynen, ne kadar güzel. Peki orada yurtta mı kalıyorsun, evde mi kalıyorsun? Evde kalıyorum. Evde kalmanız... annene soracağım şimdi. Evde kaldığı için biraz böyle endişeleriniz var mı? Ne yiyor, ne içiyor? Soğuk mu, sıcak mı? Vardı, artık alıştım yani. Her şeyi öğrendi benden. Vay. Aç kalmıyor sonuçta. Çok güzel. Bir şeyler yapıyor. Peki en çok yaptığın yemek ne? Bulgur pilavı. Vay, iyi güzel. Makarna var mı? Yani az yemeye çalışıyorum. Az yemeye çalışıyorsun. Eyvah eyvah. Daha şimdiden sen rejimlere mi başladın? Evet. Ya eyvah.
Peki bu pazardan şu an için çocuklarınıza bir şey bakıyorsunuz galiba. Evet, evet, evet. Kendinize ait bir şey aldınız mı? Yok, öncelik hep kızımın tabii ki. Yani hep öncelik onun. Ne güzel. Sizlere iyi alışverişler diliyoruz. Teşekkürler. Biz devam edeceğiz. Sağ olun. Sevgili izleyiciler, pazarda farklı ayakkabı tasarımıyla bir abi dikkatimizi çekti ve hemen onun yanına geldik. Abi merhabalar, şu ayaklarınızı görebilir miyiz? Bir kaldırabilir misiniz bize ayaklarınızı? Evet, bunu indirip diğerini kaldırabilir misiniz rica etsek? O da farklı bir açıdan güzel duruyor yani. Muhteşem. Sevgili izleyiciler, şayet siz de tezgah üstüne çıkacaksınız, tezgaha batırmamak için böyle abimiz gibi poşet geçirebilirsiniz ayaklarınıza. Abi kaç yıldır bu pazara geliyorsun? 30 yıl. 30 yıldır pazarcılık yapıyorsun. Peki buraya ne zaman? Buraya 10 yıl oldu. 10 yıldır sen buradasın. Peki artık müşterilerin kalıplaşmıştır. Her hafta gelen insanlar bellidir. Farklı farklı insanlara da yine satış yapıyor musun burada? Şu an yok. Yani şu an? Şu an yok. Değil, yok artık. Çünkü işi bitmek üzere. Peki zorlandığın bir nokta var mı abi? Zorlandığım nokta derken? Yani pazarcılığın zor tarafı. Yani pazarcılığın her tarafı zor. Mesela abi? Abi sana bir şey söyleyeyim mi? Müslüman insan pazarcı olmaz. Müslüman işi değil pazarcılık işi. Eyvah eyvah. O kadar zor bir meslektir. Her açıdan maddi manevi, hele maneviyatı çok kötü. He evet. Peki maneviyatta hani niye böyle yalan dolan mı var için içerisinde? 10'luk ürünleri 5 yaptık. 20'lik ürünleri 10 yaptık. Hepsi yalan. Hepsi palavra. Onun için Müslümanın işi değil. Müslüman işi değil. Değil. Eyvah eyvah. Malı satabilmek için her türlü şey söylüyorsun müşteriye. Anladın mı? Peki siz de aynı şekilde yani malı satabilmek için her şeyi söylüyor musunuz bir şeye? Bir şeyler söylüyoruz haliyle ikna etmek için. İkna etmek için bir şeyler söylüyoruz. Ama şimdi müşteri dediğin ikna olmak için gelen bir yaratık diyelim yani. Şimdi biz ikna olmak için geliyoruz. Bu ürünlerde ikna olması mümkün değil. Bu şekilde sen de dilinle onu ikna etmeye çalışıyorsun. İkna edip de bu ürünü satmaya çalışıyoruz. Bak tezgah bomboş. Şu an tezgah bomboş. Ama bugün pazarın geneli boşmuş yani. Öyle diyorlar. Boşta bu kadar olur mu? 500 milyon masraf var şu tezgahın. 500 milyon. 250 milyon yer kirası, 200 milyon eleman paraları, 450 milyon. 50 milyon da tuvaleti, zabıdası, çay, 500 milyon. 500 lira toplamadık. Hep zarar içeri giriyoruz. Ne yapacağız? Anladım. Valla bayağı dertlisiniz, size kolay gelsin diyoruz. Yok, fazla da bir derdim yok çünkü sağlığım saatim yerinde. Maddiyat, alacaklı beklesin. Alacaklı beklesin. Önemli olan sağlık. Evet. Allah sağlık kaybettirmesin. Devam edelim. Bankalara devlete borcun olmasın. Anlatabiliyor muyum? Evet, anladık abi. Çıkartıp alırlar her şeyini bitirirler. Ama arkadaşlar idare ediyor birbirini. Size kolay gelsin diyoruz. Biz devam edelim. Efendim. Teşekkürler. Sağ olun.